Hatay depreminde hayatını kaybeden vatandaşların mezarını ziyaret ettik. Hatay Büyükşehir Belediye Başkanımız mezara Türk bayrakları ve Hatay Büyükşehir Belediyesi'nin bayraklarını asmış. Bir daha ifade edeyim. Hiçbir partinin değil, sadece Türk bayrağı ve Hatay Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nın bayrağını asmış. Ankara'dan talimat, bayrakları kaldırın diye. Hayatımda hiçbir zaman bu kadar üzülmedim. Türk bayrağını indirin diyor. Hatay Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nın bayrağını indirin diyor. Hatay Büyükşehir Belediyesi başka bir devlete mi ait arkadaşlar? Emin olun. Önce inanmadım ya, böyle şey olmaz dedim. Tabii bir mesele daha var. O da hem bizi üzdü hem de canımız da sıktı. Burada hep beraber çalışıyoruz. Sayın Kılıçdaroğlu şehri ziyaret etti. Başımızın üzerinde. Yani herkesin bu acıya ortak olması ancak gücümüzü artırır. Ama her gelindiğinde yani yani yalan söylemek, yalan demekten de yalan olduğunu söylemekten de imtina etmeye çalışıyorum ama bizi birbirimize düşüren bir anlayış ortaya koymasını son derece sakil ve son derece yanlış buluyorum. Bu doğru bir yaklaşım değil. Sayın Valimiz de, diğer vali arkadaşlarımız da, bakan arkadaşlarımız da işin başından itibaren buradalar. Ben 7. günde geldim. Kahramanmaraş'taydım. Ama geldiğim günden itibaren de meseleleri çok iyi biliyorum. Sayın Kılıçdaroğlu mezarlıkta bayrağı kaldırdığımıza yönelik bir ve benim de bu işin talimatını verdiğime yönelik bir değerlendirmede bulundu. Yani bir ülkenin yönetimine talip, Cumhurbaşkanı adayı, bütün bunlar değerlendirirken ve söylenirken deprem bölgesinde yalan üzerinden eğer siyaset yapılırsa ya Allah adama hesabını sorar. Yani hepimizin sorumlulukları var ama kendi sorumlulukları da hepimizin olduğu gibi insan olarak kendi sorumlulukları da söz konusu. En azından doğruyu söyleme sorumluluğu söz konusu. O mezarlık orada başından beri var. Eğer o mezarlıkta benim geldiğim günden sonraki ikinci veya üçüncü gününde o mezarlığa gitmemişsem, o mezarlıkta ay yıldızlı bayrağı orada bizim arkadaşlarımız asmamışsa her türlü şeyi söyleyebilir. Ama Kılıçdaroğlu gelecek diye eğer mezarlık büyükşehrin flamalarıyla süsleniyorsa bu bir ayıptır zaten. Gerek de yok. Bugün flama günü değil. Bugün bizim ortak değerimiz, bizim bayrağımız. Orada mescit yapıldı. Doğru. Mescitte biz yaptırdık. Niçin yaptırdık? Hem insanlar gelsinler, namaz kılsınlar. Hem orada sabahtan akşama kadar insanlar kendi cenazelerinin üzerine Kur'an okunduğunu görsünler diye. Orada Kur'an okunuyor. Diyanet İşleri Başkanımız gittiğinde ay yıldızlı bayrak orada. Biz orada olduğumuzda ay yıldızlı bayrak orada. Ay yıldızlı bayrağı kaldıran da flamalarını kaldıracağım diye oradaki belediyenin görevlileri, taktıran da bizim emniyet müdürü yardımcımız ve bizim arkadaşlarımız. Ne gerek var bunlara? Niye böyle açıklamalar yapılması hususunda bizi zorunlu bırakıyorlar? Yani ya arkadaş sizin bir şeye ihtiyacınız var mı diye sorulması gerekirken elinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi var, Ankara Büyükşehir Belediyesi var. Burada çalışanlar da var, onlar da var. Allah razı olsun. Hepsine de teşekkür ediyoruz. Peki gelip hemen bu meseleyi karıştırmanın, bu meseleyi Kocaeli Belediyesi de var, Konya Belediyesi de var, Sakarya Belediyesi de var, bütün belediyeler var. Bu meseleyi karıştırmanın, burada çalışan insanları birbirine düşürmenin ne anlamı var? Mezarlık yerini valimiz bulmuş. Mezarlık yerini Konya Belediyesi, yanlış mı söylüyorum? Denizli Belediyesi açmış. Biz bunu söylüyor muyuz? Söylemiyoruz. Neden? Ya Hatay Büyükşehir Belediyesi depremzede açamayabilir, yapamayabilir, adamlarını bulamayabilir.